Ben savunma... Ben play this ball, bro! Don't play this fucking ball! James, ya fır yok. James! Oğlum, sen laftan anlamıyor musun lan? Oğlum, sen laftan anlamıyor musun James? What? Fır yok bak. Bu fır. Bu yok. What, what's fır fır? Dur fır. İndir lan elini ayağını. Sen oyna futbol lan bu. Şevkat Bey, ne yapıyorsunuz? İnsanlara rezil oluyoruz. La Timur, sende aşağılık kompleksin var oğlum? İkide bir rezil oluyoruz diyor. Al adamlar eğleniyor, hallerine bak işte ne güzel oynuyoruz ya. Tamam geçmez hadi. Ya dikkatli ol ama sen de ya. Adamlar laf yetiştireceksin ya. Tamam da sen de kalesi şöyle bir organize dur. Aç ışığı. Tövbe hendek gibi. Hadi dikkatli, konsantre hadi. Müdür bey gördünüz mü ne kadar eğleniyorlar? Ha? Bak James. Oğlum hani senin bu köstebek bağlantısıyla buluşmaya gidiyoruz? Hani daha çıkmadı ortaya? Konuşmaları duydun mu Şevkat? Yarım saat içinde buluşacaklar. Şevkat, acaba biz bu takip meselesi için kılık mı değiştirseydik? Yani böyle bir sakal makal bir şeyler. Sakal makal bir şeyler. Hı? Ver sakalını ben takayım. Laf. Şevkat, lat geldi. Hadi. Kemere'yi tak, ceza yemin etti. Oğlum hep böyle bir şey yapmak istemiştim ya. Yapıştır. Şevkat, gördün mü? Köstebek Erdem dedim ve dediğim çıktı. Ya o Erdem'de de hiç köstebek kumaşı yok aslında. Hatta o bebeğin kumaşından don bile biçilmez ya. O esas Timur denen bebe var ya, o bebe çok hin. Ya ben odur diyordum da. Kusura bakma Şevkat. Benim sezgilerim seninkinden çok daha kuvvetli. Bu kulaklar senden çok daha fazla şey duydu. Bu gözler senden çok daha fazla şey gördü. Ben hayatta senden çok daha fazla kilometre yaptım Şevkat. O yüzden sezgilerim daha kuvvetli. Kardeş kusura bakma da senin en kuvvetli yerin dilin. Vallahi yemin ediyorum ya. Arnold Schwarzenegger'de yoktur yani senin dilindeki kas ha. O derece ya. Bır 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 konuşuyorsun çünkü. Yani Şevkat, ben sana köstebeğin kim olduğunu buluyorum. Sen beni çekemiyorsun. Yani o senin var ya çekemediğim tek tarafın aşırı gürültü yapman yani. Bır 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 konuşuyorsun, kafa ütülüyorsun. Başka da bir şey yaptığın yok ha. Vallahi billahi. Al işte herifi kaybettik ya. Bır 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 konuşacağına bir yola baksana ya. Eyle bre, kaybolmuş. Tabii kaybolur. Üzümü yemek yerine bazıyı dövmeye kalkışırsa böyle olur işte. Ha ben kabahatli oldum yani işte. Ya sen burada oturdun yola bakacağına çat 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 konuşuyorsun şimdi ben kabahatli oldum öyle mi? İşte. Oraya girmiş Şevkat. Gördün mü? Yine benim sezgilerim sayesinde. Ya kes tamam. Sezgine başlatacağım ha. Hemen arkadan dolanak da girer o zaman dur. Buluşma gerçekleşmemiş. Bak, tavırlara bak ne kadar panik. Görüyor musun? Kim bilir şirketin hangi sırlarını satacak? Ya keşke golf sahasında bir golf sopası alaydık lan. Olur mu? Olmaz mı? Nereden buldun lan? Sezgilerim burada bir yerde olacağını söyledi. Yalnız buradan duyulmuyor. Biraz yaklaşmamız lazım. Hadi. Buluşmak için ısrar ediyorsun hem de geç geliyorsun. Mesai saatlerinde yapmayalım dedim. Ne oluyor? Birileri çakacak son. Çakacak zaten çakmaya da gel.
Füsun Hanım. Şevkat Bey. Al işte, dedim sana, yakalandık sonunda. Şevkat, sezgilerime göre... Niko, seni ayrı, sezgilerini ayrı döverim. Kapa çeneyi. Biz de anladık herhalde burada aşk meselesi olduğunu yani. O kadar odun değiliz. Çok özür dilerim Şevkat Bey. Biz gönül ilişkilerimizi işe genellikle yansıtmıyoruz ama... Ben çok ısrar ettim. Erdem'in bir suçu yok. Çok özür dilerim Şevkat Bey. Ya niye özür diliyorsunuz arkadaşlar? Aşkın özrü mü olur? Da niye böyle kaçak koçak buluşuyorsunuz? Öyle gizli gizli telefonla konuşmalar falan. Niye beni iskilendiriyorsun? Ya aynı şirkette çalışan insanlarsınız. Ne bileyim, gidin kafeteryada takılın. Müdür Timur Bey şirket içi ilişkilere karşı çok katı. Daha önce muhasebeciyle bir sekreteri işten çıkardı bu yüzden. Tamam, siz rahat olun. O Timur'u yumuşatma işi bende. Ben onu geceden çamaşır suyuna yatırırım. Ha, siz de yani böyle işinizi aksatmayacak şekilde ne yapıyorsanız yapın. Hadi Niko, gidelim yanlış yere. Çok teşekkür ederiz Şevkat Bey. Ya yok, önemli değil Füsun Hanım. Ha, bu arada sizden bir ricam olacak. Bu akşam için şöyle lüks bir restoranda bana iki kişilik bir masa ayarlayabilir misiniz? Tabii. Tamam. Siz de burada durmayın ya. Pastaneye mi gidiyorsunuz, kafeye mi gidiyorsunuz, nereye gidiyorsanız gidin. Bugün izinsiniz, hadi. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Hadi bakalım. Hadi Niko. Senin sezgine de, iç güdüme de, dürtüme de. Niko, ne oldu lan senin sezgilerine? Ha? Ulan sayende aşk göstermeyeni çıkardık ortaya, bravo. Oğlum bundan sonra var ya, sen hava güneşli desen beni palto alıp çıkarmadı ha. Adam gizli gizli konuşuyordu. Paniklemişti. Tipik suç işleyen insan emareleri gösteriyordu. Ben ne yapayım? Niko, abi sen bence o sezgilerini bir tatile çıkar. Bundan sonra da öyle bilip anlamadan bizi böyle balıklama aksiyonun içine sokma. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.